Üf! Allah. Depe üstüne biçim düştü. Değil mi? Asfaltta koç etti. Lan geberme adamı be. El üstünün bir kabahati yok düşkün. Onun tabiatı bir yerler. Nasıl? Hayvanlık ayak gider duramaz. Bak yine kalktı. Lan ağırmış. Keşke sen de böyle dokuz canlı olaydın lan. He? Tadından inmezdin valla. Seni şöyle asfalt süründürüyle bir gözen ezer geçerdik. Sen şıp diye toparlanırdın. Ben yine ezerdim kız. Çok üzüldüm. Peki doktor dedi ki kırıkların karnımızı uzun sürer mi? Endüsene lan baltayı beynine. Şimdi o da ben olacağım. He. Şu filmlerin 10 denesini arka arkaya seyrederim yine de bıkmam. Sık lan bunu sık sık. Duymuyorum. Dedi yeter be. Ne bağırıyorsun? Ya bağırıyorsun lan bağırmasana. Bir kardeşimle konuşturmadın beni be. Konuşma o zaman. Konuşuyorum bak. Biz... Burada televizyon kültür programı seyrediyorum. Kültürsüz karı. Kültür programı da dikir. He? Sana niye yaratıyor ki bu? Şimdi görersin ne öğrendiğimi. Ne oluyor be? Aha bak. Ne oluyor be? İşte. Lan da! İşte böyle bağırmasını öğreniyor. Lan bırak sana beni ulan ayol. Ulan bırak ki. Uşkun. Lan bu ayı beni boğuyor 155 ara. Ya işte böyle vurmasını öğreniyor bak. Lan bırak. Böyle vurmasını öğreniyor. Ayol. Bak top Jerry'nin kuyruğunu böyle yakalıyor. Böyle çoğuruyor. Çoğuruyor. Lan çoğuruyor. Bırak seni ulan taklitçi ayol. Uşkun ne diyeceğim? Rahat yer an kesilebilir ya da benim kafam her an kopabilir. Ve kendine dikkat et. Ağaçlarını vaktinden önce sakın çıkartmayasın tamam mı? Hadi Hacer aklıma silah söyle. Şimdi gördün mü neler öğrendiğimi he? Ulan sen böyle şeyleri mi seyredip ders alıyorsun? Arada sırada kırmızı noktalı dizileri, filmleri seyretsen belki daha faydalı şeyler öğrenirsin. Biz de ben ne dedim? Karıştırma lan lafı. Terbiyesiz karı. Ne diye lan o alıngan kardeşim? Mışkır niye alıngan oluyormuş ki de? Alıngan değil de ne lan? Sırf hisleriyle oynadım diye çekti gitti memlekete. Lan onun hisleriyle oynamadım. Herifi komaya soktum ya. Abartma lan. Bir tane koluyla iki pirzolası kırıldı. Hepsi o kadar. Ona kabuka denir. Pirzola senin gibi danalarda olur. Çocuğu buğday gibi ezdin geçtim be. Harmanı kuzum. Lan o da benim özel hayatımın mahremiyetine neye girdi? He? Niye burnumu karıştırırken resmimi çekti? Sonradan aleyhime delil olarak kullanacaktı değil mi? Gazetecide veya polisler bile senden daha insaflı be. Fotoğraf makinesini bari yedirmeseydin çocuğa. De haklısın o biraz fazla kaçtı. Şimdi nasılmış benim sevgili paparazzi kayınço? İyileşiyor. Sana selamı var. Bana mı? He. Yedi sülalinde selam ediyorum. Ama bu ne? Ya gelmiş Güney'e gel. Lan korkma. Gel lan buraya. Günaydın kız akılmış. Günaydın. Nereye diyelim? Sana geliyorduk. Yok boşuna gelmeyin. Bugün evde yokum. Bak bu Ceyda benim ablamın kızı. Üniversiteyi kazandı da İstanbul'a yeni geldi. Yeni mi? Çok kutlarım. Hangi broşu kazandınız? Artistik mektebini mi yoksa grip kızları yüksek okulunu mu? Kız geberme inşallah. Kız neydi o ilişki miydi, münasebet miydi neydi biliyorum da hep unutuyorum. Haklı ilişkiler teyze. Tebrik ederim hayırlı olsun. Bunu mu abiye geliyordun? Yok ben part time bir iş arıyorum da. Ablası bu yarım gün okuyacak yarım gün de işe gidecek. Yani böyle yarım günlük bir iş arıyor. O zaman tamam. Siz beni kastırın insan kaynakları iki mi sandınız be? Yok kız kakılmış sen şu temizlik şirketindekilerin neyin tanıyorsun? Bir konuşsam diyorum. Yani telefona neyin bakar orada? Sekreterlik yapabilirim. Sonra İngilizcem var. Hatta 9 parmak daktilo bile yazabiliyorum. 9 mu? Biri nerede? Aslında 10 parmakta yazarım ama şu tırnağım çok çabuk kırılıyor. Onu kullanamıyorum. Tamam sen şu kafamı karıştırma. Diyorum ki o zaman benden gel şu. Benim şirkette sözüm geçer. Yaparım dorpil olur bir şey. Yaşa kız kakılmış. Sağ olasın. Hadi geç kalıyorsun. Hadi yürü. Hadi yürü. Talihin açık olsun. Yavrum. Aman. Teyze senin kadarlı kuzusu. Kusura bakma kakılmış. Bizim sekretere ihtiyacımız yok. Bu kıza göre başka bir işiniz de mi yok Kadir Bey? Yabancı değil. Bizim Ruhiye'nin
oluyor. Şeydir, kuvvetlidir, baktırsın kızını buldur buldur, zekidir, boy postu yerinde. Ölçülerin de 90-60-90'a yakındır. Ölçüleri de öyle. Ne demekse? Yani güçlü kuvvetlidir, genç idisi yani. Kız düzgün otursana evine, her tarafına çok bakarmış. Temizlik işlerinden anlar mısınız? Nasıl yani, şekli mi? Part-time hizmetçilik mi yapacağım yani? Bırak şimdi partunu kurtunu. Hizmetçilik deyip burun kıvırdığın şey bu bayağı saygın bir meslektir. Hizmetçiliğine de faydası var. Madem halkla ilişkiler okuyacağım, halkın tuzu kuru kesimini de tanımış olasın beğenilikle. Ne yapalım? Bir deneyim bari. Ama önce bizim sizi bir denememiz lazım. Senin yanında birkaç gün çalışsın, becerebilir dersen sonra da kadroya alırız. Bak duydun mu? Şimdi sen benim yanımda staj yapacaksın, tamam mı? Ayağım bir kal, beni mahcup etmiyorsun. Doğru otur. Allah kahretsin. Gördün mü bak ne oldu? Neyse canım. Abartmada gerek yok. Kırıldı işte. Kırılmadı. Neyse ki tam vaktinde tuttum mazayı. Buzu kimin umurunda? Lanet tırnağım kırıldı. Of. Tırnağım kuruldu. Bak çok üzüldüm. Yani felaketlerde geldi mi peş peşe geliyor. Önce toz bize ağır geldi, belini üncüttüm. Şimdi de tırnağım kuruldu. Vallahi çok üzüldüm. Çok bak tüylerim tiken tiken oldu. Alay etmesine kakılmış abla. Ben bu tırnağı nasıl uzattım sen biliyor musun? Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Bir sırt üstü uzanmışsındır yatağa. Artık haftalardır tırnağını seyrediyorsundur. Bak sen bu kafayla hiç adam olamazsın he. Ancak zengin bir koca bulup gidersen hırslı olmadan ne ala? Aşk olsun kakılmış abla, vallahi aşk olsun. Sabahtan beri az iş mi yaptın? Bak doğruya doğru. Bak hakkını yiyemem. Şu mendiri şuradan şöyle şuraya doğru bıraktım. Masa örtüsünü böyle silkeledim. Vazoyu da böyle okşarken uzun meşakkatli hayaller kurdum. Dinlenmeyi de hak ettin, yoruldum. Gel şöyle otur. Geç. Allah aşkına ben minder gidip şöyle ayakları da uzat. Uzat çekinme. Yabancı değil. Rahatsız değil böyle. Vallahi yorulmuş mu kakılmış abla kız. Sağ ol. Çok iyisin. Şuradaki dergiyi bana verir misin? Şuradakine mi? Alttakine. Bak alır onu burnuna sokar ne? Ama niye azarlıyorsun öyle kakılmış abla insanı? Ben sana ne yaptım? Ne yaparsın şunu yaparım ama Ruhiye'nin hatırı var ya. Hadi kalk. Miskin karım. Git bir çay yap da içelim bari be. Bir iş mi oldu be? Yine çarparsın kavun tabii orada. Ay her yanım ağrıyor vallahi kakılmış abla. Ne zormuşmuş böyle bu? Yarın da çayını ben demlerim. Hatta bardağını da ben karıştırırım, sana zahmet olmasın. Ne konuşuyorsun lan böyle kendi kendine? Kafayı mı yedin? Bak şimdi de mel mel bakıyor. Yani kocam bütün gün çalışmış, elindekileri alıvereyim demeye de şöyle. Ne oldu da çalıştın? Daş mı taşıdın? Okey taşları çok mu ağır geldi yoksa? Sen karışma lan sus! Ne oldu kakılmış abla? Ana siz danışıyorsunuz mu? Niye sordun? Sen görgülü karısındı be. Bizi danıştırman gerektiğini şıpmadan ağlaman lazım değil mi? Bu Ceyda, kendisi Ruhiye'nin yeğeni oluyor. Tahtlar tembeldir. Bu da itirmiş. Kendisi benim... Dağlıkla gereksiz ayrıntılara girmeye gerek yok. Ben İdilmiş Rukiye ile aynı sokakta atacağız. Memnun oldum. Ben de. ben de. Ben de. Ben gideyim kakılmış abla. Sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi koş. Görüşürüz. Aylar ne çabuk geçiyor. Ayıların kuzuşma mevsimi geldi gene. Gel dükkanda yanımdadır dedi Şahit Bey. Ya sana çok ihtiyacım var dedi. Israr etti. Sen ne dedin? Bakarız dedim. Bir müddet takılacağız. Gözüme girerse, beğenirsem çalışacağız. Sen çalışacaksın. Bak dün ölmüş olsaydın bugünü göremezdin. Ben rakını getireyim. Rakı içmeyeceğim.
Hem çalışacak hem rakı içmeyecek. Sen iyi misin? Ya boğun aşan viski içeceğiz. Şu ayıp ben ikramı. Tezgahtaki poşetin içinde. He. Şu mesele. Ya sallanma lan, buz da götür hadi. Şeker neymiş şekerim? Çayınız kahveniz var mı? Baharat, un, tuz, yağ, ne lazım severek. Buraya zah, bakliyat. Zaten gıda toptancılığı yapıyoruz biz. Sen karışma lan, şimdi gebertirim bak. Korkma canım, seni mahsus korkuttum. Hıçkırığın geçsin diye. Çok düşüncelisin. Yarım bardak şeker yeter. Siz şöyle oturun Ceyda Hanım. Kalkılmış şimdi getirir. Kalkılmış şimdi getirir. Mutfak bu tarafta kalkılmış. Özlemiştin sizi vallahi. Bu biraz tuhaf değil mi? Aslında bu tuhaflık sizin bu özdenesi tipinizden kaynaklanıyor. Buyurun, Allah ne verdiyse buyurun. Yoksa alın. Biz yedik, al. O zaman şu dilli salamdan alın biraz. Aslında bu dilsiz salamı deme, sizi görünce dillendi. Buyurun. Afiyet olsun. Viski alır mısınız? Yok hayır, almayayım teşekkür ederim. Alırsınız, alırsınız. Viski ne iki oldu? Evli diyorsunuz. İki viski. Hemen geliyor. Ne lan bu? Affedersin. Yanlışlıkla oldu. Lan neyin var senin lan? Cennetten müjde almış gibi ne gülüyorsun? Ben artık gitsem iyi olacak. Bekle biraz, dur. Şekerini ben getireyim. Kırkılmış abla, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Al şunu bir daha diğeri. Başım geliyor ama. Hiç bu kadar da iyi olmamış.
canım, ne zahmeti. Evinize kadar ben taşırım. Sizi evinize götüreyim. Gecenin bu zamanı çok tehlikeli olur. Asıl sizinle gitmem çok tehlikeli olur. Hemen zaten şurası. Ben kendim giderim. Sabah gelirim Kakılmış abla. Hoşça kal. Sabah gelecek. Sabah oldu. Mumlar söndürdüm. Yine bilmiyorum. Uykumu öldürdüm. Aşkıyorum sahilim. Sen bir de utanmadan şarkı mı çağırıyorsun lan he? Boğuşa kafayı mı yedin lan sen? Beni Ceyda Hanım'a rezil ettin lan. Lan hiç şekerin içine viski konu mu lan korkusuz karı he? Sen günü zalimim. Sus diyorsun lan. Aşkıyorum sahilim. Lan elimde kalacaksın lan elini takın. Niye bu ne? Sen bana düşman mısın? Lan elimde kalacaksın diyorum. Yap yap. Sevgili basıyorum. Ha, pamuk geldim, şifalı elim, yap yap. Demek işin aslı bu. Viski içmiş, kafayı bulmuş. He? 30 yıldır kaybetmişim, şimdi buldum. Sevgili zalim. Kes lan, tamam lan. Geberteceğim bana. Sevgili katilim. Efendim. Sahibim. Lan kes diyorsun lan bak. Güldüğüme bakma. Sinirimden gülüyor kız. Sinirli tükürüyüm. Yaban eşeğim. Bu lane ayısım. Kız güldüme beni lan. Güldüme kız ben. Doğamıyorum bak. Sevgili katilim. Çabuk ütüle lan. Çabuk. Kafamda koyun çanları çalıyor be. Şişede durduğu gibi durmuyor değil mi? He? Viskinin dibine dara ekmişsin. Bana tam 3 yok. 4 şişe rakı borcum var. Neydi lan o halin öyle? Sanki sen gittin başka bir Kakılmış geldi. He, farkındayım. Öbür Kakılmış'tan daha çok hoşlandın değil mi? O zaman başka bir aşkanda karşılıklı kafaları çekiyoruz he? Bıkarsın bu sefer, sen gidiyorsun, başka bir içilmiş gelin. Lan bana bak, terbiyesizleşme alırın ayağımın altına bak. Nerede kaldı bu kız? Kim? Ceyda mı? Niye sordun ki ne? Hiç, öylesine işte. Ana geldi benim şunu. Ne arıyor lan? Ne bu telaşın bir hele fıtır fıtır fıtır. Lan! Geç kalmadım ya Kakılmış abla. Kaldın kaldın. En iyisi sizi ben bırakacağım. Ana nasıl bırakacağım? Araban mı var dışarı mısın? Zırtında mı taşıyacaksın? Ya Ceyda neyse de sen biraz ağır gelirsin. Ben en iyisi bir taksi çağırayım. Yürü Ceyda. Ana karısına bir otobüs parasını çok yürün adam. Hemen karısına. Taksiler tutuyor. Kız dur be Kakılmış. Ne bu heyecan? Hastan mı var? He hastan var. Bu içilmiş beni hasta ediyor. Dur Şerban durun kötü ulan beklesin. Ulan vay be. Kakılmış abla. Bırak Kakılmış'ı geç sen şimdi geç. Ben biraz dışarıda oturayım. Sonbahar güneşi karizmam üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Keyfine bak Şahin Bey. Artık ne de olsa benim gibi bir çırağın var. Etim senin, kemiğim de senin. Alo? Akçe Bahçe Temizlik Şirketi mi? Ben Deniz Akçı Himmet. Ha? Bizim hanımefendi adını arıyorsun. Bir temizlikçi hanım rica ediyoruz. Ha? Ama hanımefendi çok titizdi. Öyle herkes olmaz. Bir Ceyda Hanım varsa o olabilir. Ha? Yani biz bu Ceyda Hanım'ın metini çok duyduk da. Boyu bozu endamı değil de
marifetlerini duyduk. Çok becerikliymiş. Yani bal döküp yalayacak, temizlediği yerler ha. Ben aynı zamanda kahya oluyorum da. Ha. Ne demek meşgul canım? Parasıyla değil mi? Çit yoğum ye veriyor. Nerede çalışırsa bulup gönderin. Çit yoğum ye dedim. Bir dakika. Hanımefendi üç yoğum yedi ya. Derhal gönderin. Nereye mi? Ben bunu hiç düşünmediydim. Bizim eve de çağıramayın ki. Ha! Yazın! Adreseyi veriyorum. Herhalde Şuayb Bey evini birkaç saatliğine kullanmama bir şey demez. Çapkın çapkının halinden anar. Sen gülü zalimim. Aşk yolum sahilim. Sen bana düşman mısın? Telefon çalıyor. Ha, İyi ki söyledin. Söylemeseydin haberim olmayacaktı. Sizin evde telefon çaldığı zaman kim bakar telefonlara? Genelde babam bakar. O zaman yaz mektupla gelsin baksın buna da. Kız açsana şunu. Tembel kız. Kız zaten canım burnumdan geliyor. Açsana şunu. Ben bir de merdivenleri telefona bakacağım. Tembel fıştırık. Tamam. Ay kolum. Kolum kırıldı. Anneciğim kolum. Biraz da benim yerime bağır. Anam! Hakikati be! Ben kalkılmış. Ne var oldu? Kolum kırıldı. Doktor bul bana. Kolum kırıldı. Yok. Ceyda Hanım işe gidemez. O iş kazasında kurban gitti. Daha doğrusu ben düştüm, sakatlandım. Ay kolumu kırıldı. Ne de olsa hassas kız tabii. Anne! Önemli bir iş mi? Hiç yemeye. Bakın Katip'e diyeceğim ki ben Ceyda Hanım tek başına beceremez. Ben diyorum ki, ben de gideyim onunla beraber. He, yok canım, ne demek, vazifemiz tabii. He, tamam, hadi be, siz buna adresi verin. Kız şuradan kalem kağıdı getir. Kız getsene, kız getsene, getir. He, bir tane kalemi getirirsin, kız getsene. He, iki saat oldu be. He, Martı sütesi. Lan bu Şahit Bey de az keyfine düşkün değilmiş ha. Adam işi biliyor. Bakımlı olmak gibisi yok. Mis gibi de kokuyor. Oh, Ceyda bayılacak şimdi. Merhaba Ceyda. Hayatımın aşkı. Beni karşında beklemiyordun değil mi? 8. blok. Daire 50. Ben bu adresi bir yerden hatırlayacağım ama nerede? Şöyle bir dakika bakalım. Lan Şahit Bey, öcük de uzun boylu olsaydın günaha mı girerdin be? Neyse, ben böyle idare ederim. İşte en sevdiğim renk. Kapkara gömlek. Kara sevdalıya kara gömlek. Yakışıyor lan bu bana. Merhaba Ceyda. Merhaba Ceyda, hayatımın aşkı. Ana,
Tesadüfünde bir yere sus. Şu yayıp gidilerdi bu dairede oturuyorlar. Bak daire numarası da tutuyor. Bunlar senin adını nereden duydular da çağırdılar? Ne bileyim ben. Ay neden olacak? İyi olduğum içindir. Aa, geldi. Geliyor Ceyda. Ceyda. Merhaba Ceyda. Hayatımın aşkı. Merhaba Ceyda. Hayatımın aşkı. Karşımda beni bulacağını beklemiyordun değil mi? Merhaba süslü manda. Hayatımın aşkı. Sen de beni karşımda beklemiyordun değil mi? İnce ince yasin.